Masalı'ndan herkese merhabalar. Güzel bir pazar gününde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programımız yine her zaman olduğu gibi dop dolu. Bakalım bu hafta sizler için neler hazırladık? İdeal kadının anne olabilme yaşları 20 yaşların sonu, 30'lu yaşların başıdır. Bitte de aslında sivrisinekte de var bu özellik. Onların aynı enzimleri var. Salgıladıkları enzimler bu yağın içindeki moleküllere çok benziyor. Ve bu yağ kokusuna gelmiyorlar. Güveniyorum. Emin misiniz? Yapacak. Emin misin? Yapacak. Daha da az. Siz kendinizden emin değil misiniz beyefendicim ha? Sevtap'ımızın bezini değiştiriyorsunuz. Olur değil mi? Ciddi değilsiniz herhalde. Masal, yani hiç ihtimal yok. Çirkin olmanın ama çirkin olabilir misin? Çirkin ol anneciğim. Bir bebek masalında şu anda bir anne var ve birbirinden farklı güzel duygular yaşıyor. Heyecanlanıyor, korkuyor, endişeleniyor, mutluluk yaşıyor. Gelin neler yaşıyor, hep birlikte annemizin yanında olalım. Evet, merhabalar. Bugün de Okur ailesiyle birlikteyiz. Ümit Bey ve Burçin Hanım'ın bebeğini bekliyoruz. Burçin Hanım, nasılsınız öncelikle? Heyecanlıyım, yoğun bir şekilde heyecanlıyım. Bebeğimi merak ediyorum. Mutluyum, biraz da kaygılıyım. Sağlıkla kucağıma almak istiyorum. İnşallah, inşallah Burçin Hanım. Ümit Bey, sizler nasılsınız? Duygularınız nasıl? Ben de çok heyecanlıyım. İlk defa tabii ki baba olmanın heyecanı tadacağız birlikte. Ben baba olacağım o halde. Bu çok benim için tarifi mümkün olmayan bir duygu. Çünkü daha önce tabii ki böyle bir şey yaşamadım. Kaygım şu yönde. Daha önce hiç görme fırsatımız olmadı. İşte ultrasonda da yüzü görünmüyordu pek. Hiç, hep yüzünü sakladı bizden. Neye benziyor acaba? İşte karakteri nasıl olacak? Kime benziyor? Bu tarz merakım var. Operasyonla alakalı herhangi bir endişem yok. Cihan Bey, doktorumuza çok güveniyoruz. Sağ olsun en baştan beri bizimle çok ilgiliydi. Ben de çok mutluyum aslında. Söylemek istediğim bu kadar. Bir bebek masalında sıra geldiği sürprizlere ulaşmanın ilk adımına. Şu anda ekranda görüyorsunuz ilk kodumuz. Ama ilerleyen dakikalarda ikinci kodumuzu da ekrana vereceğiz. Ve siz internet sitemizde ilgili alana gireceksiniz. Sonra da gelsin sürprizler diyeceksiniz. Programımızda bu hafta operatör doktor Seval Taşdemir'i ağırlıyoruz. Kendisi kadın hastalıkları doğum uzmanı, aynı zamanda da tüp bebek uzmanı. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen konuya girmek istiyorum. Çünkü ekranları başında çocuk sahibi olmak isteyen anne adayları olabilir. Doğru zaman ne zamandır? Ne zaman tüp bebek tedavisi uygulanmalıdır? Tabii, günümüzde kısırlık oranları gittikçe artış göstermektedir. Şöyle ki her 6 çiftten biri bu problemi yaşamaktadır. Tabii ki kısırlık problemi yaşayan, yani çocuk sahibi olamayan her çift tüp bebek tedavisi olacak demek değildir. Bunların evlilik süreçlerinin bir süreci vardır. Bir ya da 1,5 yıllık bir evlilik dönemine rağmen bebek sahibi olamayan hastaları tedavi programına alıyoruz. Hastalar genel kontrollerden geçiyor. Örneğin sperm sayısı 5 milyonun altındaysa, kadınlarda tüpler tıkalıysa veya bize gelmeden önce aşılama tedavi programlarına girip sonuç alamadılarsa biz bu hastaları direkt tüp bebek tedavi programına alıyoruz. Tabii ki tüp bebek tedavisine girilmeden önce birçok ön tedaviler yapılabilir. Bunlar yumurtlama tedavisi, yumurtlama aşılama tedavileri. Bu aşamalardan geçip sonuç alınamayan hasta gruplarını da tüp bebek programına alıyoruz. Neden günümüzde kısırlık çoğaldı sizce? Birçok faktör var. En önemli faktörlerden birisi kadın yaşının ilerlemesi. Artık kadınlar sosyal hayatta, iş hayatında bulunmasının etkisiyle evlilik planlarını daha ileri yaşlara aktarıyorlar. Kadınlar boyutundan böyle. Tabii ki
evlenme yaşının ilerlemesiyle üreme organlarındaki birçok infertiliteye, kısırlığa neden olabilen hastalıklar da zaman içerisinde ilerliyor. Örneğin miyomlar 35 yaşından sonra daha da büyümeye eğilimli. Veya endometrioz, çikolata kisti genç yaşlarda daha hafif düzeydeyken ilerleyen dönemlerde karın içerisine yayılıp bütün yumurtalık rezervlerinin azalmasına neden olabilir. Zamanla geçirilen enfeksiyon hastalıkları, bu erkekler için de aynı şekilde spermlerde sigara, alkol veyahut da yabancı madde tüketimleri, bütün bunlar sperm sayılarının azalmasına neden olabilmekte. Stres faktörü, günümüzde obezite, şişmanlık, kadında ve erkekte yine infertilite nedeni olabiliyor gibi birçok faktörleri sıralayabiliriz. İnfertilitede, kısırlıkta ve tüp bebek tedavisinde başarıyı getiren en önemli parametrelerden birisi tedaviye erken dönemde girilmesi, tanının doğru konulup ve tedavinin de özellikle kadın yaşının genç olduğu dönemlerde... Kaç yaş olmalı? Tabii ki en ideal kadının anne olabilme yaşları 20 yaşların sonu, 30'lu yaşların başıdır. Özellikle 35 yaşından sonra kadınlarda yumurtalık rezervleri azalıyor. Mevcut yumurtaların döllenme kapasitesi, anne rahmine tutunmasında azalmalar olabiliyor. Bu 40 yaşından sonra hızla ivme kazanıyor ve 45 yaş civarında da çok düşük oranlara düşebiliyor. Bir anne adayı 25 yaşında örnek veriyorum ama defalarca deniyor ve olmuyor. Neden? Evet. Bunun sebebi nedir? Birçok faktör var infertilitenin. Özellikle kadın boyutunda bakıldı. Birçok kez tüp bebek tedavisi yapılmış, sonuç alınamıyor. Veya tekrarlayan düşükler varsa mutlaka genetik analizlere bakılmalı. Veya kadında erkekte özellikle genetik inceleme yapılmalı. Kadında rahim iç yapısının kameralı sistemle değerlendirilmesi, pıhtılaşma faktörleri, bağışıklık problemleri üzerinde de durulmalı. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında özellikle geçmişteki tedavi programları çok dikkatli olarak analiz edilmeli. Bir sonraki tüp bebek tedavisinde daha ileri tekniklerin uygulanmasına önem gösterilmesi gerekir. Örneğin genetik bir problem içeriyorsa kadında veya erkekte yapılan tüp bebek tedavisinde sonuç alınamadıysa bir sonraki tedavisinde mutlaka tüp bebek artı genetik inceleme yapılmalı. Veya sperm seçiminde günümüzde daha ileri teknikleri kullanabiliyoruz. 7000 kat büyüten IMSI mikroskopların kullanılması veya laboratuvar ortamında mikroçip dediğimiz sperm mıknatısların aracılığıyla elde ettiğimiz spermleri mikroenjeksiyon tekniğinde kullanılması gibi tüp bebek alanında günümüzde gelişen birçok teknolojik uygulanım var. Bunlarla tüp bebek tedavisine devam edilmesine özen gösterilmeli. Kaç yıldır tüp bebek uygulamasını yapıyorsunuz? Biz 23 yıldır bu tedaviyi uyguluyoruz ülkemizde. Dolayısıyla Türkiye'nin birçok noktasından, yurt dışında, Amerika'dan, Avustralya'dan, Kanada'dan, Rusya'dan, yani dünyanın her noktasından bu problemi yaşayan kişiler bize ulaştı. Bebek sahibi oldu. Çok gurur verici. Evet, dünyanın her noktasına bebek gönderdik. Ve gerçekten çok güzel haberlerini de alıyoruz. Tüp bebekle dünyaya getirdiğimiz çocuklarımızın okul başarılarını görüyoruz. Bizim tabii dünyaya getirdiğimiz bebeklerimiz şu anda artık bebek değil. Onlar erişkin bir birey. Üniversiteyi bitiren çocuklarımız var. Belki de sizler gibi doktor oldular. İnşallah. Bekliyoruz güzel haberlerini. 23 yıldır dediniz. Çok ciddi bir zaman bu. 23 yıl önce teknoloji nasıldı, şimdi nasıl? Tabii ki. Özellikle laboratuvar alanında çok gelişmeler oldu. Teknolojik anlamda biz 23 yıl önce belki çok daha hafif infertilite problemi olan hasta gruplarını tedavi edebiliyorduk ama günümüzde o kadar ileri düzeyde infertilite kısırlık problemi yaşayan hastaları tedavi edebiliyoruz ve her geçen gün bizim gibi merkezleri, çünkü Türkiye'nin her tarafında da tüp bebek merkezleri açıldı, çok daha zor hastalar bize ulaşıyor. Bu zor hasta grupları içerisinde gebelik oranlarında artışlar oluyor. Bütün bunlarda teknolojik uygulanımın artması, özellikle genetik incelemelerin çok daha yaygın ve ileri noktada genetik analizleri yapabilme artık imkanına sahibiz. Şöyle ki, yurt dışından bu problemi yaşayan hasta artık Türkiye'ye geliyor. Öncesinde
tüp bebekte veyahut da birçok hastalığın tedavisinde yurt dışına gidilirdi. Halbuki günümüzde ülkemize refere ediliyor ve bunun yüz güldürücü noktası da yurt dışındaki yabancı hekimler bize bu hastaları refere ediyorlar. Ve birçok genetik hastalığın tedavi edebilme şansını yakaladık, çözümledik ve gönderdik. Neler bu Türkiye'de mesela? Bir örnek verir misiniz? Netherdon sendromu dediğimiz doğuştan cilde olmayan hastalık kliniğimizde tedavisi yapıldı ve biz bunu bilimsel dergilerde de deklare ettik. Şöyle ki aile bize gelmeden önce defalarca tüp bebek tedavisi yapılmış ve dünyaya gelen bebeklerin cildi olmadığı için yaşamla bağdaşmaları mümkün değil. Ve bu şekilde birçok bebek kayıpları düşükleri ve tüp bebek tedavisinde elde edilen gebelikler bunlar. Bunlar Avusturya'da yaşayan iki kardeşti. 7 göbek akraba evlilikleri var ama bu son nesilde bu hastalık ortaya çıktı. Çok enteresan. Tabii oradaki hekimler bu tedavinin Türkiye'de veya İspanya'da yapılabileceği bilgisini kendisine vermişler. Tabii hastalar Türk kökenli oldukları için ülkemizde bize ulaştılar. Biz her iki kardeşin de genetik ayrıştırmasını yapıp sağlıklı bebeklerinin dünyaya gelmesini sağladık ve bunlar dünyada bu hastalığın tüp bebek tedavisiyle ayrıştırılıp dünyaya gelen ilk bebeklerdi. Bu gerçekten Türkiye adına, ülkemiz adına yüz güldürücü, gurur verici sonuçlar. Bunun yanı sıra Akdeniz anemisi, kistik fibrozis veya kas erimesi hastalığı yine Almanya'dan bize böyle bir çift ulaştı. Bunlar ailede bu kas erimesi hastalığından bebek kayıpları, kişi kayıpları söz konusu. Kendileri de akraba evliliği yapmışlar ve bu hastalığı taşıdıklarını biliyorlar. Almanya'dan da kendilerine verilen bilgi bu Türkiye'de başarıyla yapılıyor. Ülkenizde bunun bu şekilde çocuk sahibi olun. Hastalar aslında kısırlık problemi yaşamıyor ama böyle bir genetik hastalık yaşıyorlar. Çok çok önemli bir şey. Yani tabii, bir bebeğin hayatı değişiyor, hayatı kurtuluyor neredeyse. Kesinlikle ve üstelik de çok dramatik bir tablo. Bunlar sağlıklı olarak dünyaya geliyorlar ve ilerleyen yaşlarda bunları, bu kişiler kaybediliyor. Ve kişiler bu başlarına bu problemin gelebileceğini biliyorlar. Bize ulaştılar. Biz bunların sağlıklı embriyolarını ayıkladık. Kendilerine transfer edip tüp bebek tedavisiyle sağlıklı bebek sahibi olmasına yardımcı olduk. Ve bunlar ülkemiz adına gerçekten onur verici noktalar. Yani sadece çocuk sahibi olamayanlar değil ama olanların da sağlıklı çocuk sahibi olabilmeleri için size gelebilirler, müracaat edebilirler. Kesinlikle. Birçok alanda da Türkiye bu konuda son derece başarılı. Örneğin Fatoş Adem çifti bize 15 kere Almanya'dan gelen bir çifti. Avrupa'da, Türkiye'de birçok kez tüp bebek tedavisi uygulamış bir çifti bize geldi. Kliniğimizde bebek sahibi oldular. Tecrübeyle alakası var mı bunun? Hekimin tecrübesiyle, uygulama tekniğiyle alakası var mı? Kesinlikle. Bu gerek hekim, yani klinisyen bazında, gerek laboratuvardaki embriyolog arkadaşların bir tim, takım çalışmasıdır. Her iki grubun da bu konudaki deneyimi, tecrübesi ve teknolojik uygulamanın da uygun olan şekilde hastanın hizmetine sunulması. Bunları tabii ki yılların deneyimi, bu zor vakaların, defalarca tüp bebek elde yapılıp da sonuç alınamayan hastaların gebeliklerin elde edilmesinde mutlaka uzun yıllar deneyimlerin sonucunda elde ediliyor. Bunlar birçok, yani elde ettiğimiz her gebelik bize heyecan veriyor, mutluluk veriyor. Özellikle bu çok kez uygulanıp sonuç alamamış hastaların başarısını elde etmek apayrı bir mutluluk. Çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel anlattınız ki, böyle şu anda da programımızda nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bir doğum anına gidiyoruz. Birlikte izleyelim mi ailemizin heyecanını, neler yaşadığını? Hep birlikte doğum anını izleyelim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin.
Burçin Hanım'ın kadın doğum hekimi Cihan Karadağ Bey'le beraberiz. Cihan Bey, nasıl geçti operasyon? Operasyonumuz gayet başarılı geçti. Sezaryenle doğumunu gerçekleştirdik. Tıbbi sebeplerden dolayı Burçin Hanım'ın gayet güzel geçti. Bebeğimiz gayet sağlıklı bir şekilde doğdu. Çocuk doktorlarımız bebeğimizi muayene etti. Bebeğimiz tahmin ettiğimiz gibi muayeneler boyunca yaklaşık 8,5-9 aylık sürede tahmin ettiğimiz gibi gayet sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Burçin Hanım'ın ameliyatı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ağrımız, sızımız da olmadı. Doğum sonrası postop analizimizi de yaptık. Burçin Hanım da bebeğini kucağına aldı. Bizim için de en büyük mutluluk bu zaten. Annenin bebeğin sağlıklı olması. Uzman eczacımız Hülya Kayhan'la birlikteyiz. Masanın üstünde bir sürü bitki var. Acaba bugün bize ne anlatacaksınız? Bugün bir iki tane bitkiyi karıştırarak hem bir karışım anlatmak istiyorum. Hem de tek bir bitki Stronella'yı anlatmak istiyorum. Aslında konsept genel olarak kovmak üzerine. Bitleri kovmak, sivrisineği kovmak. Harika. İşte bu bitler özellikle çok çok önemli. Çünkü biz genelde programımızda hem emziren anneler, anneler için, bebekler için bir şeyler anlatıyoruz. Ama okul çağındaki çocuklar var ki onların da başları da annelerin de başları bu bitlerle dertte. Evet. Ne yapacağız? Özellikle doğal hem de çocuklara zarar vermesin diye Stronella adlı bu çimenin yağından çok faydalanıyoruz. Doğal bit kovucu çünkü. Aslında biliyoruz biraz limon otu, limon çimeni olarak o gruptan bir çimen yağı bu. Stronella adı ve bu yağın özelliği bitte de aslında sivrisinekte de var bu özellik. Onların aynı enzimleri var. Salgıladıkları enzimler bu yağın içindeki moleküllere çok benziyor. Ve bu yağ kokusuna gelmiyorlar. Aynı molekül biraz lavantanın içinde de var. Hmm. Lavanta ile stronella'yı karıştırarak da yapabiliyoruz. Çünkü koklayın biraz tanıyorsunuz aslında. Kötü kokuyor. Onun için biraz lavanta ile karıştırarak koyduğumuzda hem kokusu daha alınabilir ve kullanılabilir hale geliyor. Evet. Hem de çocuklar da seviyorlar onu. Ve şöyle yapıyoruz. Bir iki damla saçların şu kısmına. Ense kısmına. Ense, çünkü bitler orasını seviyor. Ama eğer sivrisinek kovmak istiyorsak, yaz oldu sivrisineklerden muzdaripsek de bir şöyle bir suyun içine onar damla karıştırıp iyice çalkalayıp bebeğin pusetine, çocuklarımızın kıyafetin üstüne veya bacaklarına sıkıp tenine çok rahat sıkabilirler. Onların normal oyunlarına devam etmelerini ve sivrisinekten uzak durmalarını sağlayabiliyoruz. Harika. Başka ne anlatacaksınız? Ben heyecanla ve merakla dinliyorum sizi. Sağ olun. Başka özellikle virüs ve bakteri şu aralar biliyorsunuz yani okullar her yerde epidemik salgınlar, gribal enfeksiyonlar, enfeksiyonlara sebep olan virüs ve bakterileri nasıl uzaklaştırabiliriz kışın onu anlatmak istiyoruz. Kışın kurtulamıyoruz, yazın kurtulamıyoruz. Bu formülle kurtulur muyuz? En azından korunuruz. Kurtu olduktan sonra çare arayıp kurtulmanın yerine o bakteriyi ve virüsü almamak daha önemli. Çünkü bakteri de virüs de solunum yoluyla alıyoruz. Hı. Onlar havada geziyorlar. Çok küçük canlılar onlar. Çok çok küçük partikül boyutları var ve havada airborne deniyor onlara. Uçucu yağları da bu anlamda çok kullanıyoruz. Çünkü uçucu yağlar da bakın açtığınızda koku yayıyor. Evet. Ve havada gaz haline dönüşüyor. O gazlar havada kavgaya başlıyor zaten. Şimdi biz burada bu hava yayıcının içine bu yağları koyduk ya, bu sadece koku değil aslında. Buradaki bütün bakterilerle bunun içinden çıkan yağ molekülleri savaş ediyor. Biz bir o savaş ayrıca bir de burun kenarlarımıza bu yağları sürdüğümüzde devam ediyor. Ve daha tarihte binlerce yıldır hiçbir bakteri ve virüs yok ki uçucu yağlara gerçek, doğru. O çok önemli, gerçek. Evet, elde edilmiş tıbbi uçucu yağları ki eczanelerden bunları alabiliyorsunuz. Bu uçucu yağlara direnç geliştirememiş binlerce yıldır ve bundan sonra da geliştirmezler. Onun için bir formül de vermek istiyorum. Bugüne kadar anlattığımız bütün yağlarımızı işte neleri anlattık? Lavantayı anlattık, limondan bahsettik, ökaliptustan bahsettik. Hepsinden ve papatya hidrolatını anlattık. Hı hı.
Bu hidrolatın içine 5'er damla koyarak çocuklarımızın okula gitmeden önce etrafına sıkarak gönderdiğimiz... Her gün kullanabilir miyiz her bunu? Her gün istediğiniz sıklıkta kullanabilirsiniz. Mesela 5'er damla yapın. Hemen uygulayalım. Evet, mesela kalabalık bir ortamda ya da eve başka çocuklar geldi ve bazı çocuklar hastaneden gelmiş olabilir. Ve o virüsü bizim çocuğumuza geçirmesini istemiyorsak evde, aslında bunun okullarda da olması lazım. Ben ondan o kadar memnunum ki evde kullanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de işe yaradı. Evet, onun içine de koyabiliriz ve ben 5 damla, 5 damla. Damla. Onun ağzında bir şey var galiba. Şöyle. Ökoliptustan da 5 damla. Böyle bir karışımla hem de mis gibi kokacak. Bir de bu da limon. Eğer öyle sprey hazırlamak zor geliyorsa hava yayıcının içine şöyle 5 damla. Bu şekilde buradan, de kullanabiliyorum. Evet, mis gibi, hem mis gibi kokuyor. Bunu yetişkinler mesela seyahat ediyor. Kendi adıma soruyorum. Çok sık seyahat ediyorum. Muhteşem. Değil mi? Hemen koruma uçak, özellikle uçakta, evet, toplu taşımalarda da çok özellikle faydalı. Özellikle uçakta biliyorsunuz, uçakta uzun saat o havalandırmadan dolayı bakteri virüs aynı ortamda sürekli dönüyor. Ve şunu da belirtmek isterim. Uçucu yağlar etraflarında negatif iyon alanı oluşturuyorlar. Uçakta o havada sürekli havalandırmanın çalıştığı yerde negatif iyonlar aslında bizim uçaktan olan bütün rahatsızlıkları, o aldığımız bütün toksinleri atmamıza da faydalı oluyor. Sadece bakterilerdedir, orada farklı bir özelliği de var. Son olarak nane. Naneyi de özellikle bu lavanta, pardon. Nanenin size bir de hikayesini anlatmak lütfen istiyorum mitolojide. Biliyorsunuz nane böyle kırdığımızda çok güzel mis gibi mis kokar. Mis gibi kokuyor. Nane Minte mitolojide güzel bir kız. Hades de ona aşık oluyor ama evli bir adam. Aa. Bu iki aşığı onun eşi yakalıyor. Hades'in eşi yakalıyor. Allah, çok heyecanlı. Evet, bir aşk, aslında bu bir aşk bitkisi. Vay nane vay, neler varmış sende. Ve yakalayınca onu bir çimene, ota çeviriyor. Ve diyor ki herkes gelsin geçsin üstünden bunu essin diyor. Fakat tabii Hades sevgilisinin bu kadar ayaklar altında parçalanmasını istemiyor. Onu çok güzel kokulu bir bitkiye çeviriyor ki onu ezdiklerinde çıkan kokudan herkes mest olsun. Onun aşka sevgilisini herkes sevsin diye. Onun için ben çok severim naneyi. Hepimiz çok severiz. Çok geçen, da faydalı. Çok geçen faydalı, programlarda çok, anlatmıştınız. Çok özellikleri var. Çok da masum aslında. Bence boşu boşuna kızacağız. Nane aldım. Oldu ama iyi ki de oldu. Oldu, evet. Bize bu, yaradı. Bu böyle havada da. Ben bu karışımama da ekliyorum 5 evet, damla. Mis gibi de ferah ferah kokutuyor. Evet, oldu mu sizce? Başardı mı bu karışımı? Süper oldu. İyice çalkalayıp şöyle fıs 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 yaptığımızda. Tamam. Süpersiniz. Hemen. Şöyle yapsam. Evet, evet, bütün her tarafa kıyıp afet. Aynen çok böyle. Çok güzel kokuyor. Mis gibi de kokuyor. Vallahi harika. Böyle okula yollayabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir Bebek Masalı devam ediyor. Devineke'yi aldık ve annenin yanındayız. Devineke de yanımızda. Annemiz de operasyondan çıktı. Nasılsınız Burçin Hanım? Gayet iyiyim. Bebeğim sağlıkla geldi. Yani beni daha çok mutlu edecek bir şey olamaz şu anda. Arzu eden herkesin bu sahneyi yaşamasını dilerim. Çok mutluyum. Amin. Eşiniz operasyona girmişti. Onun girmesi de beni daha iyi hissettirdi. Operasyondaki doktorlar, sağlık personeli de çok yardımcı oldular, sağ olsunlar, çok rahatlattılar. Ümit Bey, gözünüz aydın, hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bebeğiniz çok tatlı, sağlıcakla geldi yanımızda şimdi. Nasıl, duygularınızı alabilir miyim, operasyona da girdiler? Evet, hazırlık esnasında çok heyecanlandım çünkü ne olacağını bilmiyorsunuz, bilmediğiniz bir sürece giriyorsunuz. Ama sonrasında işte oradaki personel bize çok yardımcı oldu. Çok telkinde bulundular. Her aşamayı bize tarif ettiler. Bu bizi çok rahatlattı. Onun dışında insanın her zaman yaşayamayacağı bir deneyim. Mucizevi bir olay. Bir olaya tanıklık ettik. Tarif edemediğim duygular içerisindeyim. Çok mutluyum.
Onunla alakalı çok güzel düşüncelerim var. Ama her şeyden önce şunu bilmesini isterim. Düşüp de arkasına baktığında her zaman beni görecek. Her daim. Bir baba olarak üzerime düşen bu olduğunu düşünüyorum. Her zaman ona destek olacağım. Şu an çok mutluyum. Sağlıcakla büyütün bebeğinizi. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. 3 kişilik olarak size sağlıklı, uzun ömürlü, mutlu günler, yıllar olsun diliyorum. Özellikle eklemek istiyorum. Show TV'ye çok teşekkür ediyorum. Benim kendi annem ve babam, kız kardeşlerim buraya gelemediler, Hatay'dalar. Bir tanesi Antep'te, bir tanesi Adana'da. Sizin sayenizde bu ana ortak olacaklar. Onlar da canlı canlı izleme fırsatı bulacaklar. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bizim için ve onun için muhteşem bir ana oldu. Çok sağ olun. Ne yapacağım diye düşünmeyin. Tuğba'yı takip edin. Tuğba nereye gidiyorsa biz de oraya gidelim. Güzel aktiviteler yapalım. Bakalım bu hafta Tuğba ne yaptı? Bugün Kocaeli Kandıra'dayız. Burası ekolojik yaşam merkezi. Şu anda hafif hafif yağmur çiseliyor. Birazdan da güneş açacak. Burnumuza şu anda mis gibi toprak kokuları geliyor. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Kurucusu Nardane Hanım var. Nardane Hanım, sizin düşü olmayanın işi olmaz diye çok güzel bir sözünüz var. Burası bir düş yeriydi. Nasıl gerçeğe dönüştü? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi düş kuruculuk çok önemli. Ben öncelikle bir onu söylemek isterim. Çocuklarımıza gerçek masallar anlatalım ki düş kurabilsinler. Bu düş kuruldu. Daha sonra ben eğitimciyim. Bir eğitim şirketi kuruldu. Ve günün birinde dedim ki, çocuklar muhteşem gidiyorlardı. Çocuklar, benim bir düşüm var. Artık beni bırakın gideyim. Ben çok eski bir öğretmenim, 72 mezunu bir öğretmenim. Dediler ki, düşün ne? Ve düşümü yazdım, kağıt çıkardım cüzdanımdan. Orada mayalanıyordum. Hatice Hoca'nın torunuyuz ya. Onları okudum. Neden beraber yapmıyoruz dediler. Yer aramaya başladım. Kriterler belliydi. Kriterler, birincisi düş olmayan iş olmazdı. İkincisi, bize ulaşılabilecek kadar yakın, doğal olabilecek kadar uzak bir yer gerekliydi. Ve amacımız sağ beyin, sol beyin arasındaki hep vezi gibi bir köprü olmaktı. Sen kırsala, sen köye değil. Oradan aldığımızı buraya, buradan aldığımızı oraya taşımak. Hani vardır ya, gelin canlar bir olalım. Yer aramaya başladık. Ve nasip oldu. Kandıra'yı ben 30 senedir tanırım. Kandıra bezlerini, diğer şeyleri. Varmış aramızda bir bağ. Burada peki sürdürülebilir bir yaşam söz konusu. Bütün yemekler bahçeden geliyor. Evet. Aslında tarımdan mutfağa gibi. Çocuklar ya da aileler geldiklerinde burada neler yapıyorlar? Şimdi deneyime dayalı öğrenme çok kıymetli bir öğrenmedir. Çünkü sadece 2-3 duyuyla öğrenmezsiniz. Bedeniniz bilir. Bilinçaltındaki en dipteki kokuyu, tadı öğrenir. Ben de öyle öğrenmiştim. Dolayısıyla birlikte süt sağarız, peynir ekmekler yaparız, orman yürüyüşü yaparız, ekim dikim yaparız. Ve biliriz ki o çocuklar da gıdalarını nasıl yapacak, atıklarımızı nereye götürdüğümüzü, nasıl kullandığımızı. Çünkü gıda israfı çok sakıncalı bir durum. Ve kendilerine nasıl bakacaklarını öğrenirler ve denemekten çok keyif alırlar. Deneyime dayalı ne varsa yaparız. Love, 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 love
anda bu ekolojik köyün kalbindeyiz, Tohum Bankası'ndayız. Naranne, bu Tohum Bankası'nı biraz anlatır mısınız bize? Tohum çok temel bir şey. Neden temel bir şey? Bu tohumlar atalık tohumlar. Dolayısıyla gıdamızı sağlıklı bir şekilde yetiştirmek çok kıymetli. Bu kadar net. Kesinlikle. Peki burada çok fazla tohum görüyoruz. Yaklaşık kaç adet tohum var? 1200 çeşit civarında. Şu anda tekrar sayım yapıyoruz, yerleştirme yapıyoruz. Peki bir çocuğun tohumla tanışması onda nasıl bir fayda sağlıyor? Bir kere süreç takibi öğreniyor. Doğru zamanlama öğreniyor. Kaynak farkındalığı öğreniyor. Bütün bunlar ona dokunurken ruhsal olarak ekopsikoloji alanı iyi hissediyor. Ve aldığı sonuçları ölçüp değerlendirmeyi öğreniyor. Bu çok kıymetli. Deneyime dayalı olması çok kıymetli. Gerçek öğrenme, deneyime dayalı öğrenmedir. Peki çok teşekkürler Naranne. Gezimiz devam ediyor. Masalında Sevtap kucağımda ise sırada tabii ki yarışmamız var. Bez değiştirme yarışması. Kim gıdıklıyor? Kimse gelmedi daha. Kimse seni gıdıklamıyor Sevtap'cığım. Ama birazdan yarışmacılarımız gelecek. Belki seni gıdıklarlar ama 45 saniye içinde babalar senin bezini değiştirecek. Gelsin yarışmacılar. Yarışmamıza Özcan ailesiyle başlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada olmak heyecanlı mı? Gayet heyecanlıyız. Gayet heyecanlısınız. Evet. Sevgili seyirciler, eğer siz de bu heyecanı bizlerle birlikte yaşamak istiyorsanız Bir Bebek Masalı TV sosyal medya hesabından bize başvurabilirsiniz. Aynı zamanda programın sonunda güzel çocuklarınızın fotoğraflarını görmek istiyorsanız yine Bir Bebek Masalı TV sosyal medya hesabına fotoğrafları gönderebilirsiniz ve program sonunda ekranda çocuklarınızı, bebeklerinizi görebilirsiniz. Efendim, bir çocuk mu, iki çocuk mu? İki çocuk. Aa, Allah başlasın. Ne kadar gençsiniz. Bir tane de ablamız var. Siz yardımcı oluyor musunuz eşinize? Akşam geldiğim zaman genelde beraber takılıyoruz. Anneyi unutuyor. İyi, güzel. Ne oyunlar oynuyorsunuz mesela? Butakları var. Puzzle'ları var. Onları çok seviyor genelde. Akşamlar bu şey, bir de top hastasıyız. Top hastası. Abla yardımcı oluyor mu peki? İlgileniyor mu? Daha çok okuldan geldikten sonra baba gelene kadar iyi vakit geçiriyor. Yani. Ondan sonra baba geldikten sonra beni bırakıyor zaten. İyi, güzel, şanslısınız. Yani diyebiliriz. Tabii ki. Eşinize güveniyor musunuz? Güveniyorum. Emin misiniz? Yapacak. Emin misin? Yapacak. Daha da az. Siz yapacak. Kendinizden emin değil misiniz beyefendicim ha? Ne oldu, olmaz mı? Ben eminim. Gaz yapacak. Ama. Yani rekor 30 saniye, sizden 25 bekliyorum. Olur bu iş 25 saniyede, neden olmasın? Ben 45'i zor görüyorum ama siz 25 diyorsanız iyi. Hazırsanız süremiz başladı. Bravo, iyi gidiyorsunuz. Oy oy oy, yorumlar geliyor, evet. Hadi hadi hadi. Hadi. Babası başarabilir. Evet. Bitti dediğin zaman bitti. Bitti. Bitti deyince çabuk bitti. Çabuk bitti. 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 Biraz dağıttık ama. Sevtap'ın mı? Vallahi konuşmam. Sevtap'ım iyi misin anneciğim? Ha, ne oldu kızım, ne olmuş? Beğenmedi. Memnun kalmadı. Beğenmedi. Ha? Ha? İnanabiliyor musun? Efendim? Siz
sizi tebrik etmek istiyorum. Bundan sonra da sizin kızınız olmak istiyorum. Ay, evet, çok severiz kız çocuğu. Çok severiz. Bizim olsun. Yani, sizin olsun. Sefkatçığım. Ben yani sizin de şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu iki zarf vereyim. Sunum kartlarını vereyim. Kalem de vereyim. Çünkü 23 saniyede tebrik ediyorum sizi. Daha da programınızı da sizden. Tebrikler. Teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel gaz verdiniz. Çok güzel. Ben de inanamıyorum Allah'a. Ben kocamdan eminim. Evet ben duydum. Yani verdiğim gazla 23 saniyede nasıl oldu bilmiyorum ama şaşkınım. Sizden sonraki yarışmacımızın işi gerçekten çok zor olacak. Eminim çok zor olacak. Çok zor olacak. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İkinci yarışmacımıza devam ediyoruz. Ta-ta-ta-dam. İşte şimdi ikinci kod zamanı. Şu anda ekranda görüyorsunuz ikinci kodumuzu. Ne yapıyorsunuz? İnternet sitemizdeki Tuna'nın dediği gibi yaparak ilgili alana giriyorsunuz. Ondan sonra da gelsin sürprizler diyorsunuz. Gelsin mi Tuna'cığım sürprizler? Gümüş Soy ailesi hoş geldiniz. Merhabalar. Ben hemen kısaca size yarışmamızı anlatmak istiyorum. Çünkü yarışmamızın kuralları değişti. Şöyle ki artık bundan böyle 45 saniye değil 25 saniye oldu. Çünkü rekor kırıldı. Ama sadece size denk geldi kısmet. Ne yapalım? Ayrıca siz böyle güzel alınızı kucağınızda tutuyorsunuz ya. Aynı zamanda çocuğunuzu kucağınızda tutarken sev tapamızın bezini değiştiriyorsunuz. Olur değil mi? Ciddi değilsiniz herhalde. Yapar mısınız? Biz yaparız. İşte bu. İşte bu. Biz yaparız. Değil mi oğlum? Olur, yapar mısınız? Tabii ki de yaparız. Yapar mı yarım? Oğlum. 25 saniyede. Yapar. Ben 25 saniye. yapar. Ya zaman konusunda, zaman konusunda çok şey yapmasak. Zaman rahat olsa, 1,5 saat gibi bir zamanımız olsa yaparsınız. Tabii ki. Bence de evet. Tamam şaka yaptım. Sıkıntı yok. Efendim Tuna'yı, güzel Tuna'yı annesine verebilirsiniz. Ve siz hazırım dediğinizde... Hadi bakalım paşamız. Paşa gitti. Baba. Ve... Babamız hazır mı? Pekala, ben başlıyorum. Hazırsınız. Evet. Tamam, süremiz başladı. Daha hızlı bir giriş bekledim ama olmadı. Kısmet bakalım, süre ne olacak yani? Ben öyle enerjiyle olur diye dedim. Ama yani ağırdan aldı. Ne yapalım? Hep birlikte göreceğiz. Hani konuşunca da sayamıyorum. İçimden Bahadır Bey'e soracağım. Oluyor sanki. Biraz daha hızlı olsanız ne güzel olur diyorum aslında kazanmak için. Bizden turunç. Ciddiye almayın. Çocukta bir şey yok. Temizlemeyin. Geçiyor saniyeler. Anne olmak nasıl bir duygu? Çok güzel. Bir tane daha ister misiniz? İsterim ama Tuna henüz çok küçük. Evet yani kardeş önemli çünkü. Bence de. Ben tamam diyorum ya. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam Bahadır Bey. Oo tamam. Tamam gazını da çıkaralım. Tamam gazını da alalım hemen. Ne tatlısınız vallahi, tebrikler. Olsun mu sizin? Alın götürün eve Sevtap'ı ha? Oğlum. Tuna sevdiyse olur. Tamam. Tuna sevdi mi Sevtap kardeşi? İster misin? Anlaştık. Efendim yani böyle gittiğiniz yerlere geç kalır mısınız? Tam zamanlı mı gidersiniz? Biraz kalırız çünkü ben biraz yavaşım. Siz? Ya eşimle beraber olduğum tek için mecburen. Genelde dakiyim. Şu anda da çok dakiksiniz. Hatta 45 saniyelik bir performansla tam zamanında bitirdiniz. Tamam mı? Yani tam dakik mi? İkler diyorum. Ben diğer yarışmacılarımızı bekliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aksel ailesi hoş geldiniz. Olduk, sağ olun, teşekkür ederiz. Bir bebek masalına Masal geldi. Masal hoş geldin. Masal da pıçık gönder abla. Ay eridim bittim ben şu anda. Bir tane daha alabilir miyim ben öpücük? Bir tane daha masa. Öpücük gönderir. Ay çok güzel. Masal yani hiç ihtimal yok. Çirkin olmanın ama çirkin olabilir misin? Çirkin olan neydi? Senin o çirkinini yerim ben ya. Nasıl tatlısın sen maşallah. Tam bir bebek masana uygun masalımız. Saçları, kostümü çok tatlı maşallah. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Bayıldık. Efendim heyecanlı mısınız? Evet bir heyecan var bayağı bir. 45 saniyede olur mu? Masa olur inşallah bakalım. Şey az çok var. Az çok derken az mı çok mu? Az. şimdi anlaşılacak her şey zaten. En çok hangi konuda yardımcı oluyor size? Yemek yapıyor. Aynen yapıyor. O yetiyor zaten. Çamaşır, yemek onlar yetiyor. Çamaşır. Masal bende aynen. Renkler, beyazlar ayrılıyor mu? Aynen. Ayrılıyor.
Peki renkliler, beyazlar ayrılınca iç çamaşırları ayrı, havlular ayrı mı? Yoksa hepsi bir mi? Nasıl? Yok işte onları ayrı yapıyorum ama bazen renkleri de atıyorum. Rengarenk çıkıyor bazen. Öyle hata da olabiliyor. En güzel hangi yemeği yapıyor? En güzel köfte böyle. Et. Tavuk. Et yemekleri evet. Daha çok. Fajita. Evet, bayağı da iddialısınız. Bayağı iddialıyım o konu. Volkan Beyciğim sizi tebrik ediyorum. Aslı Hanım çok şanslısınız. Masal dile gel. Masal. Masal köfteleri yiyor değil mi? Maşallah yemiş. Oh oh ne güzel olmuş. Volkan Bey başlayalım mı? Hazır mısınız? Evet. Hazırsınız. Hadi baba baş. 45 saniye süreniz başladı. Hızlı giriş oldu. Evet, Allah Allah. Sen? Ne halleri geldin yavrum. Sen bilme, merak etme. Hızlı. Bizi çıkarırsın. Tamam öyle. Hayır. Hızlanmıştım. Masal baba ne yapıyor? Baba. Ne yapıyor baba? Bebeğe mi yapıyor? Bebeğin bezini mi değiştiriyor? Evet, hatını değiştiriyor. Bitti dediğiniz zaman süreniz bitti. Bitti. Ha? Volkan'ın akıbeti belli olacak. Kız yapmış mı? Kız yapmasınız. Kız yapmasınız. Ben nacizane yaptığınız süreden dolayı şu aksesuarlarımı, takılarımı size vermek istiyorum. Ben turuncu zarfla birlikte size hediye etmek istiyorum. İyi günlerde kullanın. Çünkü 29 saniye bayağı iyi. Oo, çok güzel. Bunları ve prodüksiyon bunu uygun gördü. Canım benim evet bu zarfımızı da takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Sizi de tebrik ediyorum. Çok biz de çok teşekkür ederiz. Sev tapu kucağınıza alın. Hep birlikte bir bebek masalı ailesi olarak masalla birlikte seyircilerimize hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben de anneciğim. Bye bye.